Milli Uzay Programı kapsamında Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu görevi için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te uzayda bir Türk olacak. Seçilecek iki adaydan biri 10 gün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak. Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, temel bilimler ve fen bilimleri alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek. Adayların boylarının 149,5 ila 190,5 santimetre, kilolarının ise 43 ila 110 kilogram aralığında olması gerekiyor. Adayların her iki gözünde de doğal olarak ya da gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 görme keskinliği aranacak. Adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak. Başvurular 23 Haziran 2022 saat 20:23'e kadar alınacak. İlk başvuru aşamasını geçen adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenecek. Adaylar, test, tetkik ve muayeneden geçirilecek, İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Tüm bu süreçlerin sonunda aday sayısı 2'ye düşürülecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak ilk Türk olacak. Türk bilim insanları, hazırladıkları deney ve bilimsel düzeneklerini uzay yolcusuyla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderebilecek. Böylelikle yerçekimsiz uzay ortamında araştırma yapma imkanı yakalanmış olacak. 10 gün sürecek uzay görevinde, özellikle uzay ortamında bilimsel çalışma yapmak isteyen ancak bugüne kadar bu imkana sahip olamayan bilim insanları için bu adım atılmış olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu, 1998 yılında Dünya yörüngesine yerleştirildi. Aradan geçen 24 yılda istasyona 150 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İstasyonda, insan araştırmaları, biyoloji ve biyoteknoloji, fizik ve malzeme bilimleri, teknoloji geliştirme, dünya ve uzay bilimleri alanlarında 3000'den fazla deney gerçekleştirildi. Bugüne kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 20 farklı ülkeden çoğu bilim insanı, 258 kişi ziyaret etti.